Mehmet Ali Güller, Cumhuriyet Gazetesi. Anayasaya aykırı ama evet çizgisi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başı nasıl olur da atı alan Üsküdar'ı geçti diyebilir. İş işten geçti artık. Boşuna uğraşmayın, kabullenin anlamında hukuksuzluğa da işaret eden bu söz nasıl olur da hukuku korumakla en sorumlu makam tarafından örneğin bir referandumun kesin olmayan sonucuyla ilgili söylenebilir. Elbette o makamda oturan kişi Erdoğan olunca nasıl olur sorusuna pek çok yanıtımız olur. Ancak madem atasözüyle başladık, atasözüyle devam edelim. Bu durumda iğneyi başkasına, çuvaldızı kendimize batırmamız gerekmiyor mu? Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a anayasaya uyma çağrısı. Bu girişi yapmamın nedeni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceki gün grup toplantısında söyledikleriydi alt mahkemelerden hakim çıkıyor, ben anayasa mahkemesi kararını uygulamam diyor. Bedel ödeyeceğine terfi ediliyor. Çünkü saray öyle istiyor. Şimdi o zat gelmiş bize, gelin demokratik bir anayasa yapalım diyor. Sen önce mevcut anayasaya bir uy. Gayet haklı bir itiraz, doğru bir değerlendirme. Ancak bu haklı itirazı Türkiye'de en son dile getirecek kişi Kılıçdaroğlu'dur ne yazık ki. Çünkü yukarıda işaret ettiğimiz o çuvaldızın muhatabı Türkiye'nin ana muhalefet lideridir. Kılıçdaroğlu'nun bagajındaki evetler. Anımsayalım bugün Erdoğan'a sen önce anayasaya uy diyen Kılıçdaroğlu dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili anayasaya aykırı ama evet oyu vereceğiz diyordu. Bugün Erdoğan'a sen önce anayasaya bir uy diyen Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın anayasaya aykırı adaylığı konusunda üçüncü defa adaylığı anayasaya aykırı ama mağdur olmasın diye itiraz etmeyeceğiz diyordu. Uzatmayalım. Erdoğan'ın atı alıp Üsküdar'ı geçmesini kolaylaştıran onun anayasaya aykırı değişikliklerini uygulamalarını mağdur olmasın diyerek kabullenen Kılıçdaroğlu'dur. Bu CHP'nin anayasaya aykırı ama evet çizgisidir ve Türkiye'nin bugünkü tablosuna katkıda bulunan yetmez ama evet çizgisinden daha az masum değildir. Bahçeli'nin anayasayı Erdoğan'a uydurma çizgisi. Bu konuda iğneyi Erdoğan'a, çuvaldızı Kılıçdaroğlu'na batıracaksak mıhı da Bahçeli'ye batırmamız gerekiyor. Zira onunki Kılıçdaroğlu'nun anayasaya aykırı ama evet çizgisinden daha vehim. Erdoğan anayasaya aykırı ama Erdoğan'a evet. Anımsayın Madem Erdoğan anayasaya uymuyor, anayasayı Erdoğan'a uyduralım diyerek hukuk devletine büyük darbe vurulmuştu. Bahçeli bu çizgisiyle sadece muhalefet olmaktan kurtulup iktidar ortağı olmamış, başkanlık rejimine kapak açarak parlamenter rejimin yıkılmasına yol yapmıştı. Varlık yokluk sorunu. AKP iktidarının neden yeni bir anayasa yapamayacağını bu köşede birkaç kez yazdık. Tekrar etmeyelim ama esası vurgulayalım. AKP'nin 4/3'ü değiştirdiği 12 Eylül AKP anayasasına rağmen yeni bir anayasa istemesinin esas hedefi karşı devrime anayasallık kazandırmak içindir. Kılıçdaroğlu'nun listeye alıp meclise soktuğu AKP eskileri şimdiden iktidarla anayasa pazarlığına başlamış durumda yeni anayasayı yaptırmamak, birinci yüzyılını tamamlayan cumhuriyetin artık varlık yokluk sorunudur. Bu gerçeğe göre konumlanmak hepimiz açısından bütün mesele bu. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.